Ankara Saati programımızda karşınızdayız sevgili izleyiciler. Bugün tabii önemli bir gün, çünkü niye? AVM'ler, alışveriş merkezleri kapılarını açtı. Bir taraftan kuaförler, berberler kapılarını açtı. Adım adım normalleşmeye doğru ilerliyor Türkiye, ama elbette ki rehavete de kapılmamak gerekiyor o önlemlerle birlikte. Bunu konuşacağız. Bunun yanında diğer başlıklarımız da var tabii. Barolar hedef olmuştu. Meslek odaları diyelim daha doğrusu. Neden barolar hedef oldu? Değişim neden isteniyor? Buna bakacağız. Birçok başlığımız var. Siyasetteki dil, siyasetteki dilin yansımaları. Acaba bir seçim mi var? Hepsine bakacağız. Konuğumuza hemen dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Haluk Pekşen bizimle birlikte. 26. dönem Trabzon Milletvekili. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Elif Hanım. Bütün bunları saydım ama biz bugün haber bültenimizde de aktardık. Bu süreçte bile çevre katliamı mı demek doğru, devam ediyor maalesef. İşte en son Olimpos'tan haberler gelmeye başladı. Neler oluyor diye. Şimdi Trabzon Ayasofya Müzesi. Tabii. Haberimize yansıttık. Sıcak bir durum olduğu için onunla bir başlayalım. Trabzon'da 2013 yılında müzeden, yani yanlış aktarmayayım, siz de müdahale edersiniz. Müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camii'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Ama tabii bu tartışmalı bir şekilde sürüyor. Ne oluyor şimdi orada Haluk Bey? Bir orijinalliğini mi yitiriyor? Ne oluyor? Çevre katliamı evet. diyoruz ama evet. tam da... Elif Hanım, birkaç cümleyle Trabzon'u ve Trabzon'un bu tarihi yapısını anlatmayı çok isterim. İzleyiciler de aslında neyin konuşulduğunu evet. iyi değerlendirmeleri açısından burası önemli. Şimdi Trabzon bakıldığı zaman böyle Türkiye'de canım 81 ilimizden bir tanesi Trabzon. Ama öyle değil. İnsanlık tarihine geriye doğru dönüp bakmaya başladığınızda önünüze bazı kentler farklı yapılarıyla çıkar. Mesela Urfa'nın Göbekli Tepesi insanlık tarihinin yeniden yazılmasına neden oluyor. Ve gerçekten insanlar Urfa'da Göbekli Tepe'de o ortaya çıkmış olan tarihi eserleri gördükten sonra bilinen insanlık tarihini milattan önce 8000'den aldılar. Şu anda milattan önce 12000 ve daha eskisine kadar taşımaya başladılar. Bütün bilim insanları oradan insanlığın nerelere vardığını, nelerin olduğunu gösteriyor. Mesela orayla birlikte işte o meşhur kutsal topraklar dediğimiz o bölge, bereketli toprakların olduğu bölge, dünyaya hangi tarım ürünlerini, hangi hayvanların evcilleştirmesini kazandırdığını bu Göbekli Tepe'den öğreniyoruz. Peki Trabzon'un önemini? Trabzon Türkiye için inanılmaz önemli bir kent. Yani bunu Trabzonlu olduğum için söylemiyorum. Türkiye'de kentlerin tarihini çok iyi bilirim. Çok iyi de araştırdım. Hatta Fransızların Mitterrand'ın danışmanı var. Jacatali. Onun bir kitabı var. Şimdi adını tam hatırlamayacağım. Kentleri anlatan bir kitabı var. Onun kitabında da çok önemli bir yer tutar. Bir de son yıllarda yazılmış yeni bir kitap var. Çok popülerdir. İpek yolunu anlatan bir kitap. Tam adını hatırlayamıyorum ama son bir yıl önce falan yayınlandı. O kitapta da mesela Trabzon'a ilişkin çok özel bir yer ayırmıştır. Neden? Yani Trabzon'un özelliği ne canım? İşte, diyebiliriz. Şimdi bakın. Dünyada ticaretin ilk başladığı yer Doğu ile Batı arasındaki yol. Bu yola biz İpek yolu diyoruz. İpek yolunun ilk limanı Trabzon'dur. İpek yolunun denizden ilk karaya çıktığı yer de Trabzon'dur. Yani Hindistan'dan, Pakistan'dan, işte Çin'den bildiğimiz tekstil ürünleri, baharatlar vesaire. O bölgeden batıya, batıdan da işte karşılığında demir çelik ürünleri, pirinç, tunç ürünleri vesaire. Bunlar da doğuya değişim limanı olarak Trabzon'da bu iş olmuş. İlk kez bunun değişim yeri Trabzon. Bu anlamda o kadar çok kültür Trabzon'da tarihi doku bulmuş ki insanlık tarihini yazmaya kalkan bir bilim insanı Trabzon'u görmek zorundadır. Hı hı. Siz tarihe ilişkin dünyanın ekonomisinin nasıl geliştiğine ilişkin bir araştırma yazıyorsanız Trabzon'u bilmek zorundasınız. Şimdi Trabzon
bu haliyle İpek Yolu'nun en önemli ekonomi merkezi ve Roma İmparatorluğu, bize Roma hukuku dersi öğretilirdi. Roma'nın bir de siyasi tarihi vardır. Roma İmparatorluğu'nun en önemli liman kentidir. Roma'nın bütün o ticaret hukukunun çıkış noktası Trabzon'dur. Yani o kurallar Trabzon'da yazılmış büyük bir kısmı. O dönemde Trabzon'da bambaşka insanlar var. İşte Museviler var, Rumlar var, var. Daha 1920 yılına kadar Trabzon'da 20 yakın konsolosluk olan bir kent. Öyle bu anlamda önemli. Kaldı ki Osmanlı'nın imparatorluklaşmasının da merkezi Trabzon. Yani Fatih Trabzon'u fethettikten sonra Yavuz ve Kanuni. Bunlar Osmanlı'nın imparatorluğunun en büyük genişlemesini sağlayanlar. Kimle sağlıyorlar bunu? Pontus'un o Trabzon'daki bütün kadrosunu alıyorlar, İstanbul'a götürüyorlar ve bu Osmanlı İmparatorluğu oluyor. İşte o Fatih Trabzon'u keşfettiğinde Trabzon'daki bütün bu kiliseleri alıyor ve bunları dönüştürmeye başlıyor, camiye dönüştürüyorlar. Bunlardan bir tanesi de Ayasofya. Bu gördüğünüz Ayasofya. Şimdi o görüntüleri bir tekrar verelim. Biraz önce geldi ekranımıza da. Şimdi valilikten bir açıklama gelmişti. Yeşil alanların korunduğu ileri sürülmüştü bu açıklamada. Evet. Siz bir video yayınladınız. Evet. Bu videoyu siz yayınladınız. Evet. Bu video ile birlikte de tabii tarihi yapının etrafındaki birçok yapının da yok olduğunu da görüyoruz. Evet. Nedir şimdi buradaki şimdi, durum? Şimdi Elif Hanım, Fatih'in bu kiliseyi sonra da cami yaptığı bu yeri 1238-1263 buranın yapılma tarihi, inşa tarihi bu. Yani çok siz eski. Siz de böyle oklarla da belirtmişsiniz. Evet. Bunu gönderen yok arkadaş olan yerler. Sağ olsun. Evet, şimdi Elif Hanım bakın. Bu tarihi bina restorasyon çalışması başlatılıyor. Bu çalışma içerisinde de buraya ilişkin bir takım düzenlemeler yapıyorlar. Bakın bu orijinal halini ne hale getirdiklerini birazdan da videoda göreceksiniz. Evet. Bu orijinal halinden bir beton yığının içerisine burayı söküyorlar. Bahçesindeki tarihi havuz kayboluyor. Havuz uçuyor. Orada bir tane kuyu var. O da tarihi kuyu. O da uçmuş. Bahçesinin o gördüğünüz yeşil doğal hali ve orada gördüğünüz tarihi yürüyüş yolu. Şimdi o yürüyüş yolu binlerce yıllık taşlardan oluşmuş. Yani orijinal taşları onlar. Ne yapmışlar? O taşların üzerine gelmişler, bir beton dökmüşler. O betonun üzerine de gitmişler. Gayet burada bildiğiniz çarşıda, pazardaki seramikleri, granitleri almışlar, koymuşlar. Ya bunu, ya şuraya bakar mısınız? Şu görüntülere bakar mısınız Allah aşkına? Şu tarihi dokunun üzerinde buna hangi vicdan izin vermiş? Ağaçlar da kesildi. Şimdi tabii. Bunun üzerine Trabzon Mimarlar Odası demiş ki ya bu kadar olmaz. Bunun röleve çalışmalarını, restorasyon çalışmalarının dokümantasyonunu almışlar. Bakmışlar ki bu buranın restorasyon tekniğine uygun bir şey değil. Burada yapılacak olan bunun orijinal yapısını bozacak. Buradaki tarihi dokuyu bozacak, ortadan kaldıracak. Gitmişler bununla ilgili dava açmışlar Trabzon İdare Mahkemesi'ne. Mahkeme davayı kabul etmiş. Sonra bu mahkeme kararını umursamamış tabii. Sen kim oluyorsun? Vakıflar Müdürlüğü var orada. Vakıf Müdürlüğü AKP'nin kontrolünde, parti devleti düzeni gelmiş. Sen de kim oluyorsun birader demişler. Devam etmişler. Bunun üzerine Trabzon Mimarlar Odası bir dava daha açmış. Açtığı ikinci davada Bölge Adliye Mahkemesi'nden, İdare Mahkemesi'nden geçmiş ve kesinleşmiş. Yani iki ayrı yerel mahkeme kararı var. İkisinde de bu yapılan maalesef büyük betonlaştırma katliamına mahkeme dur demiş. Ama mahkemeyi kim dinliyor? Kimin umurunda mahkeme? Ortada eser bu. Görünen eser bu işte. Görüyorsunuz. Bakın şimdi şu güzelliğe bakar mısınız? Yeşilliklerin içerisinde, ağaçların ortasında ve varılan sonuçta şu. Ya insan bunu görünce, ya bunun altına imza atan, bu işte Anıtlar Kurulu üyesi olan, bir de bunun altında imzası olan profesörler var. Adamın biliyorsunuz yani yakasında profesör etiketi var. Cehaletin feraseti işte bu. Cehaletin feraseti diyordu ya bu. Yani utanç verici. Şimdi buraya gelecek olan dünyanın, burası bize ait değil, burası dünya insanlığa ait. Bu bir dünya mirası. Buraya gelecek olan dünyanın her yerinden insanlar bunu gördükleri zaman Allah aşkına ne söyleyecekler yani? Şu fotoğrafı insanın kabul etmesi, hazmetmesi mümkün mü? Valiliğin açıklamasıyla da pek uyuşmuyor görüntülere de baktığımızda. Ya, şimdi tabii yeşil alanları koruyacağız açıklaması da vardı ama yani, sizin bu videoda hiç yeşil bir şey göremiyoruz şu görüntüden şurada, sonra. Sevgili Elif Hanım, iki tane mahkeme kararı da getirdim. İki tane mahkeme kararı var. Bu iki mahkeme kararını Sayın Vali neden uygulamıyor? Ben soruyorum. Trabzon Valisi
Vakıflar da size bağlı. Vakıflar İl Müdürlüğü de sizin kontrolünüzde. Bu iki tane mahkeme kararı acaba Trabzon'daki bürokrasiyi bağlar mı? Daha çok katliam var Trabzon'da. Bu tarihi surların ortasına belediye binası yaptılar. O başka bir katliam. Ama bu gerçekten şu anda toplumun her kesiminin vicdanını sızlatıyor. Trabzon'da en önemli gündem bu oldu. Yani insanlar yıllardır... Halk nasıl? Tepkisi nasıl halkın? Şimdi maalesef Trabzon'da halkın tepkisi Trabzon'a ilişkin... nasıl söyleyeyim bunu şimdi, öyle bir hassas bir konu ki... Yani kendimle ilgili yontmayayım ama şöyle söyleyeyim. Trabzon benimle bir ritim bulmuştu. Siyasi olarak ritim bulmuştu. Yeniden o ritim bulacağı günleri arıyor Trabzon. Böyle söyleyeyim. Hı hı. Çünkü şöyle, benim siyaset yaptığım dönemde de Trabzon'da AKP çok etkiliydi. Ve o kentte 5 AKP milletvekili vardı. Ben de muhalefeti temsil ediyordum. Ama öylesine bir gündeme geliyordu ki Trabzon. Mesela bütün o AKP'nin Trabzon'daki etkinliklerinde sahayı onlara daraltmıştım ben. Bana rağmen bir şey yapmaları mümkün değildi. Ve gerçekten Trabzon'u şöyle diyordu. Yani bu kentte işte fındığa mı sahip çıkılacak, çaya mı sahip çıkılacak, işte köyün içme suyu mu yapılacak, şehirlerin içme suları mı yapılacak, Haluk Bey'e ulaşırsak bunlar yapılır diyorlardı ve ben bunu sıkı takip ediyordum. Sonra siyaset işte bu, biliyorsunuz. Ama yine de yani baktığımızda oldu. Hani halk artık hakikaten tepkisini dile getiriyor. Yani doğaya, doğanın tepkisini görünce belki de artık doğaya daha da çok sahip olmaya başladık. Uzungöl vardı mesela, yine aynı şekilde mücadele verilen. Tabii ki ya. Ama bir tek Uzungöl değil. Şu anda tabii. Çok var. Uzungöl, Çamburnu, Sümele Vadisi, evet. Sümele Manastırı'nın olduğu Altındere Vadisi, Kadıralak Yaylası, işte Yomra Koyu, yine Akçaabat Söğüt Özü, bu bölgelerin tamamı büyük bir betonlaşma, büyük bir çirkin kentleşmeye doğru gitti ve geri dönülmesi artık imkansız bir duruma doğru evrilmeye başladı. Ve maalesef Trabzon bunlarda çok ağır bedeller ödemeye başladı. Şehir öyle bir hale geldi ki Elif Hanım. Eskiden Türkiye'nin ekonomik durumu en iyi kentlerinden bir tanesiydi. Trabzonlu biliyorsun sanayicidir, girişimcidir, müteahhittir, siyasetin içerisinde etkindir falan. Şu anda Trabzon nüfusunun %50'sine yakını yoksulluk sınırında. Nüfusunun %50'nin de yaklaşık %25'i açlık sınırında yaşıyor. Göç ne durumda? İnanılmaz göç veren bir şehir. 2002 yılında Trabzon'un nüfusu 1.050.000. Şu anda 750.000 değil, biliyorum ben. Ama sırf büyük şehir kalsın diye işte 750.000, 760.000 gibi rakamlar açıklanıyor. Kent inanılmaz bir şekilde göçüyor. Çünkü iş yok, aş yok. Yeni bir istihdam alanı yok. Bir kentin ortasında bir tane liman var. Liman, Karadeniz'deki bölgenin Trabzon'un kömürle doğru dürüst bir ilgisi olmamasına rağmen kömür ihtisas limanı ilan edildi, bir yandaşa verildi. Ve o kömür ihtisas limanına her gün gemiler yanaşıyor. Oradan insanların akciğerlerine kanser yağıyor resmen. Şehrin tepesine kanser yağıyor. Trabzon'daki kanser vakaları, bunu bir zaman iş yaptım ve araştırdım, Türkiye ortalamasının 4 katı fazlasıdır. Türkiye ortalamanın tam 4 katıdır. Nedeni, şehrin merkezinde bu kanserojen kömür tahliyesinin alenen böyle şehre gittiğiniz zaman görürsünüz. Zaten limanın etrafındaki binaların üzerine bakın. Emin olun kömür tozu yağmıştır. Böyle binaların üzeri kömür tozuyla kapsıdır. Gözünüzle görürsünüz yani. Ve buna ne valilik bir uygulamayla müeyyide uygular, ne oradaki çevre kuruluşları. Kentin halkı da buna alıştılar. Yani orada kanser oluyorlar. Onkoloji servislerinde kuyruğa giriyorlar. Çare alıyorlar. Ve gencecik yaşta kansere yenilip gidiyorlar, can veriyorlar ama maalesef AKP'ye de oy vermeye devam ediyorlar. Karadeniz'de böyle bir garip bir durum var yani. Bunu epey bir geri döndürmüştük. Yani emin olun, Karadeniz'de çaya yapılanlar, fındığa yapılanlar, Karadeniz bölgesindeki HES'ler, o HES'lerle ilgili Karadeniz'in bütün iklim yapısının katledilmesi, o floranın, faunanın bozulması, yeşil yol denilen bir projeyle birlikte Karadeniz'in nasıl bir aynen betonlaşmanın üzerine sürülmesi, Zonguldak'ta Çatal Ağzı'nda işte bir sürü termik santral, Zonguldak'ın tepesine kanser yağıyor. Şimdi bakın, çok enteresan, sormak lazım onu da Elif Hanım. 30 büyük şehir anladım, tamam. Zonguldak niye? Yani 30 büyük şehri anlıyorum. Zonguldak'a niye eklediniz işte? Niyesin sebebi bu. Zonguldak'ta insanların
o kadar kronik akciğer rahatsızlıkları yaygın halde ki Zonguldaklı kronik akciğer rahatsızlığıyla beraber yaşıyor. Evet. Kanser yaşam biçimi haline gelmiş. Nereden gelmiş? İşte bu çatal ağzındaki o bacasına filtre takmayan ve özelleştirilirken de ben buraya filtre takacağım, al sana taahhütname, 2 sene içerisinde buraya filtre takacağım diye özelleştirip alan, eline geçiren yandaşların taahhütlerini yerine getirmemesi, ondan sonra oradaki minicik yavruların onkoloji servislerinde o dramatik ağır sonuçlarında canlarıyla bedel ödemeleri. Karadeniz'e ben ne söyleyeyim Karadeniz'e? Söylenecek 1000 tane söz var. AKP iktidarıyla Karadeniz kaybettiği kadar Türkiye'nin hiçbir yeri kaybetmedi. Ellerinden alınmadık ne kaldı? Şimdi çay. Pel perişanlar şu anda. Çay perişan. Bu sene tölere edilmesi mümkün değil. Çaykur Varlık Fonu'nda konuşuruz inşallah onu da. Evet, ayrı bir kepazelik orada da devam denetimine ediyor. Denetimine ilişkin konuşacağız. Şimdi tabii bu konunun siz takipçisiniz. Burada Ayasofya'ya ilişkin. Evet. Bütün Trabzon takipçisi. Yani orada gönüllü insanlar, Trabzonlular, Mimarlar Odası'nı kutluyorum. Trabzon Mimarlar Odası büyük mücadele verdiler, başarmışlar. Hukuken de ellerinde mahkeme ilanları var ama kimin umurunda mahkeme ilanı? Yani şehrin valisi açıklama yapana kadar mahkeme ilamının dışında, ilamına rağmen hiçbir şey yapılamaz demesi gerekmez mi? Mahkeme ilamlarını kim uygulayacak? Uygulamayanlarla ilgili neden bir suç duyurusunda bulunulmuyor? Bunların altına imza atanlar, bu katliama imza atanlar, bu katliamda görüş verenler kim onlar? Neden yargılanmıyorlar? Yargı ilamını, ilamın infazını engelleyenler suç işlemiyorlar. Bu bir suç şimdi değil. Şimdi daha önemli bir konu var ki meslek odalarının sistemi değişiyor. Yani i̇şte o bu daha yüzden, önemli. Bu yüzden. Bakın harika. Nereden nereye geldik? Şimdi niye meslek odalarının yasal mevzuatı değişiyor? Bunun içerisinde barolar da var. Evet. Onu da konuşalım bu arada. Şimdi Elif Hanım bakın. Oraya ilişkin de görüşlerinizi alacağım bu arada ama harika. Konuk açıldı şimdi. Barolardan devam edelim. Niye hedefte barolar? Güzel. Ne yapılmak isteniyor? Şimdi aslında barolar değil asıl hedefte. Evet, sadece barolar. Hedefte dedi. Meslek odalarının tamamı. Ama evet. Bunların içerisinde belki de en büyük direnç gösterecek olan barolardır. Neden? Çünkü barolar avukatlık mesleği tarihin her döneminde dayandığı bir gerekçe var. İşte Sokrates'in hikayesini bilirsiniz. Sokrates yasaları uygulama adına işte baldıran zehirle hayatına evet. son veren bir filozof. O kadar önemli ki diyor ki bir ülke yasaları uyguladığı zaman o yasalarla ayakta kalabilir, toplumun genel iradesini ayakta tutabilir. Şimdi biz avukatlar, herkes istiyor ki avukatlar yolsuzluğu görmesinler. Avukat yolsuzlukla ilgili dava açıyor, o davayı açmasın. Canım üniversite sınavında da şurada bizim bir oğlan, sen ben bizim oğlana torpil yaptık. O torpili de görmeyiver. Oraya da avukat gidiyor, dava açıyor. Diyor ki ya bu üniversite sınavlarında sorular çalındı. Bunu çalanlar hakkında savcılar suç duyurusunda bulunuyor. İdare mahkemesine gidiyor, dava açıyor. Canım üniversite sınavında değil ama memuriyette de çocuk gelmiş, üniversiteyi birincilikle bitirmiş, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, büyük bir başarı hikayesi. KPSS sınavına girmiş, orduda birinci olmuş. Ama bu iktidarın adamı değil. İktidar şimdi bir tane liste göndermiş. Demiş ki bu listedekileri işe alın. Ama müracaat eden çocuğa bakıyorsunuz. O anne, o baba o çocuğu yetiştirmek için, o çocuk kendisini ülkesine hizmet hazırlayabilmek için gece gündüz çalışmış, büyük bir mücadele vermiş. Gelmiş, bir başarı hikayesi var. Birincilik. Okullar birincilik, üniversite birincilik, sınav birincilikte. Ama mülakatta onu bir yandaş kin, nefret katletmiş. O zaman ne yapıyor? Avukat dava açıyor. Adalet arıyor. Devletin temeli adalet diyoruz ya. Adalet mülkün temelidir diye yazıyor ya. Gitmiş dava açmış. Ya bunu kim açıyor? Avukat açıyor. Rahatsız oluyorlar. Şimdi avukat ne yapıyor? Meclis denetliyor. Sayıştay raporları geliyor. Sayıştay'ın raporları ağzına kadar yolsuzluk dolu. Milletvekili diyor ki ya avukatına, ya arkadaş diyor şununla ilgili bir soru önergesi yaz. Şununla ilgili bir dava açalım. Şununla ilgili bir suç duyurusuna bulunalım. Mesela işte Haluk Pekşen gibi birisi çıkıyor diyor ki ya bu ne kadar kardeşim yolsuzluk böyle. Bitmez tükenmez yolsuzluklar. Devlet Hava Meydanları'nda böyle, TRT'de şöyle, işte Türk Hava Yolları'nda böyle, TKİ'de, kömür işletmelerinde, enerji santrallerinde, BOTAŞ'ta bu bitmeyen yolsuzluklar. Bunlarla ilgili sürekli avukatlarla büyük bir araştırma yapılıyor. Suç duyurusunda bulunuyor. Avukat
devletin adalet arayışındaki en öndeki cephedeki mücadele eden insanı. Herkes adına mücadele ediyor. Yani avukat ne muhalefet adına ne iktidar adına. Avukatlar hep beylik sözler vardır yani, ne köle kullandılar ne de köle oldular. Avukatlar tamamen hukuka ve adalete hizmet etmek için görevlerini yapıyorlar. Bunlar nasıl oluyorlar? Çünkü yolsuzluk devletin düzeni haline gelirse, mesela Gayrettepe metrosunu alan firma sahte yeterlik belgesiyle ihaleye girerse, İstanbul Barosu'nun avukatı gidiyor dava açıyor, onun sahte olduğunu kanıtlıyor. O ihaleye girenler hakkında da bir suç duyurusu savcılıkta bekliyor. Günü gelince o yargılama baklar. O avukattan rahatsız oluyorlar. Hastane ihaleleri yapılıyor. Bir bakıyorsunuz Sayıştay raporlarına, işte bir üniversite hocamız gayet güzel bir araştırma yapmış o raporlarla ilgili. Bir bakıyorsunuz ki aman Allah'ım, şehir hastanelerinde yolsuzluklar ayyuka çıkmış. Avukat alıyor onu, bununla ilgili bir hukuki sürece taşıyor. Kısacası avukat bu meslek kuruluşları içerisinde hukuki süreci başlatan ve onu takip eden büyük bir kararlılıkla, en hani var ya devletin Beytül Mahal dediğimiz tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyan bir avukat, canı pahasına koruyor. Cezaevine atılıyor, tutuklanıyor, ölüyor, öldürülüyor ama geri adım atmıyorlar. Bunlar da büyük bir güç. Yeni Şafak'taydı galiba bu manşette. Tek tip baroya son diyorlardı. onu da tabii biliyorsunuz, bu konu işte Diyanet İşleri Başkanı'nın o sözleri vesaire böyle bir uzadı gitti, en son oraya geldi. Diyor ki gazetenin haberinde, herhalde Yeni Şafak'ta, Ankara Barosu'nun eşcinselliği savunurken İslam'a saldırması bardağı taşırdı. Ali Erbaş'ı hedef alması baro ve odaların yapısındaki değişimi hızlandırıyor diyor. Bir taraftan da alternatif baroların önü açılacak diyor. Barodaki tekelciliği bitirmek için. Böyle mi? Yani tek tip bir baro sistemi mi var şu an? O mu son bulacak? Şimdi buraya iki tane cevabım olsun Elif Hanım. Bir, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden bir profesörün bir kitabını önereceğim. Gerçekten son yıllarda okuduğum en güzel araştırmalardan bir tanesi. Ahmet Akbulut. Profesör Doktor Ahmet Akbulut. Sahabe döneminde devlet yönetimi. Yanılmıyorsam kitabın adı bu. Ama yanılıyor olabilirim. İzleyiciler baksınlar. Gerçekten iki kez okudum. Emin olun 2-3 kez daha okumayı çok isterim. O kadar güzel çalışılmış, o kadar güzel araştırılmış, o kadar güzel bir kitap ki. Diyor ki özet itibariyle, yani hem Hazreti Peygamber dönemi hem de halifeler döneminde, o sahabe dönemi dediğimiz dönemde, devletin yönetiminde dinin etkisi ana hatlarıyla belirlenmiş. İki tane temel kural koymuşlar. İki temel kural var. Devletin yönetiminde dinin etkisi, iki temel kural. Bir, işi ehline vereceksiniz. Bakın iki tane kural var. Hazreti Peygamber döneminde bir örnekle anlatacağım onu. Bir, işi ehline verin. İki, her ne konu varsa bu konularda istişare ederek çözüm üretin. Yani Kur'an da böyle demiyor. Kur'an, kutsal kitabımız da bütün bunlara bu iki ana hat üzerinden çözüm getiriyor. Yani devletin dini yönetimiyle bugünkü demokratik yönetim arasında ne fark var? Hepimiz ne diyoruz? İşi eline verin, liyakate dönün bakın. İki, ya parlamentomuz var, meclisimiz var. Bakın meclise o dönemde atıf yapıyor. Diyor ki müzakere edin. Şimdi bir örnek anlatayım size. Peygamberin amcası geliyor Peygamber, Hazreti Peygamber'e diyor ki ya işte Mekke'deki Kabe'nin korumasını, düzenlemesini ben yapayım. Hazreti Peygamber ne diyor? Diyor ki hayır. Tamam, siz benim amcamsınız ama bu işin ehli olan kimse, ona vereceğiz bunu diyor. Ve ehli olan birisini atıyor. Ona veriyor görevi. Aynı şekilde Genelkurmay Başkanı, o zaman ordu komutanı olarak atıyor. Aynı bunlara bakıyor, işin ehline bakıyor. Şimdi burada Türkiye'de o Diyanet İşleri'nin başkanının bu işin ehliyle ilişkin bir açıklamasına ben tanık olmadım. Bu Diyanet İşleri Başkanı'nın ya bu konuları bir müzakere edelim dediğine de tanık olmadım. Ben onunla ilgili görüşlerimi her zaman söylüyorum. Çok daha söylemeye devam edeceğim. Gelelim şimdi bu barolarla ilgili yapıya. Evet. Şimdi bu barolarla ilgili düzenlemeye baktığınızda Elif Hanım, baroların faaliyetleri, görev alanları,
baroların hukuki mücadeleleri, barolar iktidarla da mücadele ediyor, muhalefetle de mücadele ediyor. Herkesle mücadele ediyorlar. Barolar kimsenin barosu değildir der. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal kuruluşlarıdır. Partiler nasıl anayasal kuruluşlarsa, sendikalar nasıl anayasal kuruluşsa, barolar da anayasal birer kuruluştur. Partilerin boyunduru altında değiller. Barolar kimsenin boyunduruğu altında değiller. Bir siyasi parti baroları kendi buyruğu altına almak için düzenleme yapmaya kalkamaz. Yani bu anayasal düzene aykırı. Bilmelerinin biraz önümü açılmış oluyor. Şimdi buradaki şu yapılıyor. Partinin barosu olması için büyük bir mücadele var. Şimdi barolarda çok da fazla yasal düzenlemenin neyi kapsadığını çok fazla bilmiyoruz ama kamuoyuna yansıyan, sosyal medyada dolaşan bu yasal düzenlemelere bakıldığında ortada şu anda tartışılan konu şu, baroların seçilme usullerini tamamen parti devletinin kontrolünü alacak ve oradaki delege yapısını da buna göre belirleyecek. Mesela Konya Barosu'nun şu anda avukat sayısının fazlalığından kaynaklanan 8 delegesi mi var? Şimdi bu iniyor 4 delegeye. Kayseri Barosu'nun 8 delegesi, 7 delegesi var bildiğim kadarıyla. İniyor 3 delegeye veya 4 delegeye. 4 delegeye iniyor. Ama küçücük barolar var Türkiye'nin. Küçük illeri. O illerde mesela çok az sayıda avukat olmasına rağmen orası da 4 delegeye iniyor. Şimdi bu nasıl bir adalet? Bir tarafta 400 avukat var, 500 avukatlı bir baro var. Öbür tarafta 50 avukatlık, 100 avukatlık bir baro var. Temsili eşit. Yani kısacası buradaki temel hedef barolar birliğinin ve baroların yapılanmalarında partinin etkin hale gelebileceği bir model geliştirmek daha istiyorlar. Daha itaatkar mı? Öyle bir açıklama vardı çünkü avukatların açıklaması. Şimdi, hani 4 üye bir bildiri yayınlamıştı. Evet. İlişkin. Şimdi 51 baro bir bildiri yayınladı. Fazlalar. Ben bunun da artacağını düşünüyorum. Gerekçe ne? Şöyle bir şey söyle. Ama efendim zaten barolarda da bir nispi temsil olmalı. Barolarda da bir nispi temsil olmalı. Yani bir tarafta seçimi kazananlar ama öbür tarafta da kaybedenler var. O kaybedenler de nispi temsille yönetimde temsil edilmeli. Şimdi baro bir icra organı. Barolar Birliği bir yönetim organı. En üst yönetim organı. O halde bugünkü parlamentoda da muhalefetler var. Muhalif partisi var. Bakanlar Kurulu aynı şekilde nispi temsile göre oluşması gerekmez mi? Bu kafayla bakıyorsanız onların da Bakanlar Kurulu da aynı şekilde oluşması gerekir. Ya bu savunulabilir bir mantık mı? Siz Barolar Birliği'nde diyorsunuz ki burada da seçimi kaybedenler, muhalif olanlar onlar da nispi temsile temsil edilsinler. Ama hükümette de o zaman aynı şey söz konusu olsun. Muhalefet %50. Hükümetin yarısını da verin o zaman muhalefete. Yani bakıldığı zaman muhalefetin gücü de 150. Bakanlıkların yarısını dağıtalım. Ona göre planlayalım. O zaman yok. Niye? Ama demokrasinin gereği bu. Yani parti devleti anayasal bir kurum olan meslek kuruluşlarıyla kavga ediyor. Bu kavganın ilk başlangıcı Tabipler Birliği'ydi. Şimdi Tabipler Birliği'ne çok ihtiyaç var. Tabiplere çok ihtiyaç var. Canları pahasına tabiplerimiz mücadele ediyorlar. Var olsunlar, sağ olsunlar. Şimdi onlara dokunmak istemiyorlar bir moral bozmasın diye. Yarın bunlar unutulur. Onlara da kavga ederler. Bu ilk kavgayı Ankara'daki Mimarlar Odası ile başladılar. Niye? Çünkü Ankara Mimarlar Odası gerçekten Zülfiyar'a dokundu. Çevre Mühendisleri Odası Zülfiyar'a dokundu. Elektrik Mühendisleri Odası Zülfiyar'a dokundu. Şimdi bakın, Çevre Mühendisleri Odası Artvin Cerattepe'de büyük bir mücadele başlattı. Salda Gölü'nde büyük bir mücadele. Çanakkale'de işte Kaz Dağları'nda biliyorsunuz siyanürle büyük bir katliam vardı. Hukuki mücadele başlattılar. Bu mücadelelerde Artvin'de yine tabii, aynı şekilde. İşte Cerattepe dediğim yer orası. Tepe'de. Şimdi bir de Ordu'da var bu. Aynı Fatsa'da Ordu'da var. Şimdi bir tarafta meslek odası bir mücadelenin içerisine giriyor. O mücadelede hukuk desteği istiyor. Hukuk desteğini kim verecek? Barolar veriyor. Avukatlar veriyorlar. Avukatlar bütün hak arama mücadelelerinde bir yerde hak varsa ya bugün işte Ramazan günü ya. Hak ya hak bundan daha önemli bir değer var mı? Bir hak var. Bu hakkı arayan bir meslek kuruluşu var. O meslek kuruluşu anayasal bir gerekçesi var. Sen parti olarak neysen o meslek kuruluşu da o. Siyasi parti neyse meslek kuruluşu da o. O da anayasaya dayanıyor. Oradan gücünü alıyor. Sen de anayasadan gücünü alıyorsun. Hangi hakla sen bir meslek kuruluşunu görmezden geliyorsun? Onu tükaka itip kalkacaksın. Avukatlar mesleki yapılarında değişiklik yapılmasını istiyorlarsa bunu o meslek kuruluşu anayasal düzen içerisinde bırakın kendisi müzakere etsin. Sen neden dayatıyorsun bunu?
Hangi yetkiyle dayatıyorsun? Bu anayasayı sen canın istediği gibi Atalı Bisküdar'ı geçirerek Türkiye'ye dayatamazsın. Şimdi şöyle söyleniyor, işte böylece avukatlar, yani bu uygulama olursa, istedikleri baroya kaydolabilecekler. Alternatif barolarda Türkiye Barolar Birliği'ne delege verebilecek gibi bir açıklama da geldi. İşte barolardan sonra da işte sıra mühendis ve mimarlar odasıyla, odalarıyla tabipler odasına da gelebileceğini de yine gazetede ben okumuştum. Yeni Şafak'tı galiba. Ne yapılmak istendiğini işte zaten siz de söylediniz. Avukatların açıklamasında da şu deniyor: İtaatkar barolar ve barolar birliği yaratma arzusu asla kabul edilemez deniliyor. Bildiriler de arka arkaya yayınlanmaya devam ediyor zaten. Bir de tabii paralel barolar mı kurulmak isteniyor gibi yorumlar da vardı. Tabii ki bu çok doğru. Yani bir tarafta paralel barolar kurulmak isteniyor. Öbür tarafta da zaten Barolar Birliği uzun dönemden beri sancılı bir sürecin içerisinde. Neden? Çünkü Barolar Birliği'nin başında anayasayı ata alıp Üsküdar'ı geçer şekilde tanımlayan, bir düzene rağmen büyük bir sessizlik içerisinde gömülmüş bir başkan var. Barolar Birliği'nin yönetiminde büyük bir rahatsızlık var. Niye? Çünkü Türkiye'de hak arama özgürlükleri askıya alınmış. Yargı kararlarını uygulayan hiçbir bürokrasi yok. Bürokrasi neredeyse yargıya talimat verir hale gelmiş. Bölünmüş durumda yönetim şu anda, yani Barolar Birliği yönetimine baktığımızda. Kesinlikle. Kesinlikle. İşte açıklamaları var biliyorsunuz. Evet. Yönetim kurulu üyelerinin bir kısmı anayasal düzenden kaynaklanan hak ve yetkilerini kullanma konusunda son derece kararlı bir tavır sergiliyorlar ve hukuk düzenini inşa etmek için müthiş bir mücadele veriyorlar. Ama bir de Barolar Birliği Başkanı var. Yani ben onunla ilgili bir şey söylemek istemiyorum, Barolar Birliği Başkanı. Onunla ilgili bir şey söylemeyi çok isterim ama şöyle yan yana oturma fırsatımız olursa, onunla şöyle yan yana bir gün, hani o şey yapıyor ya, konuşuyor ya, bir gün şöyle bir gün yan yana bir oturma fırsatımız olsa ve onunla bir konuşsak mesela. Peki, o balyoz dönemindeki, balyoz davası dönemindeki tavrını, o Ergenekon davası dönemindeki tutumunu ve tavrını ve bugün AKP iktidarı dönemindeki tutumunu ve tavrını bir konuşma fırsatımız olsa kendisiyle. Bir konuşma Metin Feyzoğlu'na çağrıda bulunalım. Ben ona isterse... Metin Feyzoğlu demiyorum, Barolar Birliği Başkanı diyorum. Çünkü şahsı olarak değil, Barolar Birliği Başkanı olarak muhatabım. Barolar Birliği Başkanı olarak şöyle bir gün Hodri Meydan deyip de bir gelip hadi bu sorulara bir cevap verse bir. Bir çıksa dese ki ya ben de kardeşim bu haksız eleştirilere cevap vermeye hazırım. Bana karşı yapılan bu eleştiriler haksızdır, bunlar doğru değildir dese de biz de bir sorsak mesela, bazı şeyleri sorsak orada. Yüz yüze sorsak, arkasında konuşmasak. Çağrımızı da yapmış olduk. Evet. Bakalım ne diyecek Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu. Ben de hepsini birden kullanmış olayım. Şimdi başka başlıklarımız var ama bir de bir tehdit dili şu anda. Siyasetteki o dil ve beraberinde oluşabilecek senaryolar, işte seçim mi var vesaire, birçok söylenti var. Niye böyle bir dil kullanılıyor şu anda? Yani bu ne anlama geliyor? Muhalefet neden hep böyle? Ya da yani iktidar niye bu şekilde? Şu yorumda yapılıyor. İşte darbe iması tartışmaları vesaire, onlar da geldi. Gerçek gündemden uzaklaşılıyor. Başlığı en ön sıraya geçiyor bu durumda. Ama neden böyle bir dil kullanıyor iktidar sizce? Şimdi Elif Hanım, dünyada herhalde bu kadar bereketli toprakların olduğu bir yer daha yoktur. Yani bu Jared Diamond diye bir yazar var. Onun bir kitabı var. Galiba adı Çelik. Tam adını hatırlayamayacağım şimdi. Çok güzel. 2008 yılında yayınladığı bir kitap var. Bu kitap aynı zamanda bildiğim kadarıyla Nobel Ekonomi Ödülü mü? Öyle bir ödül de aldı. Çok ciddi bir başarı ödülü de almıştı. Çok kaliteli bir kitaptır. Adını tam hatırlayamadım. İzleyiciler bulurlar onu. Jared Diamond'ın. Tüfek, mikrop ve çelik. Harika. Şimdi tüfek, mikrop ve çelik. Arkadaşlar uyardılar şimdi. Evet, tamam. Ben de buradan bakıyordum. Çok güzel. Şimdi o kitabı okursanız Anadolu'nun ne olduğunu inanılmaz anlatıyor. İnanılmaz. Dünyada bu kadar bereketli toprakların üzerinde. Dünyanın başka bir yerinde yok. Yani bana deseler ki pırlanta neresi? Dünyanın pırlantası neresi? Türkiye. Bu coğrafyadır. Bu Anadolu. Bu kadar verimli, bu kadar bereketli topraklarda insanlar bu kadar yoksul ve dünyanın bu kadar az gelişmiş olmasının tek sebebi siyasettir. Buna emin ol. Mustafa Kemal Atatürk döneminden bugüne kadar Türkiye maalesef siyaseten atlaması gereken çıtaların hiçbirini atlayamadı. Büyük önderin vefatından sonra yapılması gereken
atılması gereken adımların büyük bir kısmından geriye dönüldü. Ve bu adımların geri dönüşü bugün bu coğrafyayı, bu dünyanın en güzel, en güçlü coğrafyasını bu hale getirdi. Ve bu coğrafya şu anda, bakın, bu kadar bereketli toprakların üzerinde, bu kadar verimli, her tarafı toprağın altından bereket fışkırıyor, üstünden bereket fışkırıyor, nüfusu genç, 30 yaşında, bu kadar güçlü bir ülke hala ekonomide, dünya sıralamasında pespaye bir yerlerde. Kişi başına gelirimiz 8 bin dolar. Bunun tek bir açıklaması vardır. Siyaseten beceriksizliğin dik alasıdır. Ya şu ülkeyi 5 yılda 15 bin dolara, 10 yılda 30 bin dolara çıkaramayan bir siyasi partinin, bir iktidarın ağzını açmaya hakkı yok. Buna rağmen insanlar aç. Şu anda Türkiye'de açlığı konuşuyoruz. Yoksulluğu konuşuyoruz. Her tarafından bereket fışkıran bir ülkede açlık ve yoksulluk konuşuyoruz. Şimdi rahmetli Demirel'in sözüne gelelim. Demirel diyordu ki, tencerenin götüremeyeceği hiçbir iktidar yoktur. AKP'yi tencere götürüyor. Hani hep söylüyoruz ya, muhalefet değil. Muhalefet götürme becerisi olsaydı çoktan götürmüştü. Becerisi olsaydı muhalefet bu iktidardan kurtulabilecek programı, tüzüğü, kadroyu ortaya koymuş olsaydı emin olun iktidar çoktan gitmişti. Yerel yönetimlerde bunu vatandaşlar söyledi, gösterdiler. Sizinle birçok kez yayına çıktım. Ben şunu söylüyordum yıllardır. İnanılmaz bir dip dalga var bu ülkede. Anında tasfiye edecek. AKP'yi anında gönderecek. Ama bu dip dalganın beklentisi 3 tane şey var ya. Beni kapsa, beni gör kardeşim diyor ya. Ben buradayım. Benim bu ülkenin geleceğine bana dokun diyor ya. Bu tüzükle dokun. 2. Benim tencereme bir şey söyle. Çocuğuma bir şey söyle. Ama mahallelerde sıralanıyor işte, ne bileyim, yani muhalefet de hani zaman zaman işte çıkıp neler yapılması gerektiğini, yani sadece ana muhalefet olarak değil de işte bütün muhalif partiler. Şöyle söyleyeyim Elif Hanım, doğru söylüyorsunuz, doğru. Mesela tabii, şimdi yeni partiler de var artık katılan, tabii. Onlar da maddeler şöyle, sıralıyor. Ama bakın şöyle bakıyorum, önerileri. Harika, doğru. Şimdi izleyici şöyle bakıyor, mesela ben hani ekonomiyle ilgili dikkatli bir izleyiciyim. Bir ekranda birisi bana şöyle dese, efendim biz geldiğimiz zaman gelir dağılımını dengeli hale getireceğiz dese, benim için hiçbir anlam ifade etmez bu. Bu bir hamasettir. Ama mesela ben şimdi bir şey söylüyorum. Bunu gerçekten söylüyorum şu anda. Mesela şu pandemi döneminde elimde yetki olsa Elif Hanım, bugün şimdi buradan çıkarken hemen sulama birliklerinin elektrik ve su borçlarını siler atarım. Bu çok önemli. Neden? Hı hı. Bakın şu anda pandemi dönemi. Türkiye'nin inanılmaz bir şekilde acilen üretime ihtiyacı var. Toprakların ekilmesi, o toprakların sulanması lazım. Ürün elde edilmesi lazım. Yoksa şu pandemi dönemi içerisinde gelecek sene buğday üretimi, pamuk üretimi, pancar üretimi, mısır, arpa, yulaf, patates, şu bu hepsi bir sorun. Onun için bugün Türkiye'nin dört bir tarafına yayılmış olan bir sürü sulama birliğimiz var. Köylü vatandaşın zaten elinde avucunda yok. Zaten senin ödemen gereken, köylü vatandaşa yapman gereken sübvansiyonları ödememişsin. Onun için bugün, şimdi, bu dakikada Tarım Bakanı olsam emin olun anında silerim. Sulama birlikleri nerede? Çukurova'da, GAP bölgesinde, işte Menderes Ovası'nda, Antalya'da, işte Konya Ovası'nda ne kadar sulama birliği varsa tamamının elektrik ve su borçlarını sıfırlarım ve sulama birliklerinin kullandırdıkları suların üzerindeki bütün vergi yükünü kaldırırım. Suyu bedava yaparım ama hani yapmasınlar, lanet olsun, ama en azından vergi yüklerini kaldırsınlar ki topraklar ekilsin. Önümüzdeki dönem içerisinde ülke açlıkla boğuşmasın. Yani şimdi bu, bakın, bunlardan uzaklaşmak için mi bu konular açılıyor? Şimdi ne güzel yani. Bakın, ama net bir proje söyledim şu anda. Mesela şu anda evet. Net bir. Şimdi beni dinleyen sulama birliklerindeki herkes, bakın, herkes şunu diyor. Evet ya. Bu doğru bir şey diyor. Şu anda gerçekten bu bizim damarımıza basmış doğru bir şey diyor. Bu önemli. Elif Hanım, mesela ben şu anda başka bir şey daha yapmak isterim. Devlet mazuttan her yıl 1.3 milyar lira vergi alıyor. Hangi mazuttan? Traktörün, biçer döverin kullandığı mazuttan. 1.3 milyar lira. Ya kaldırdım ya. Kaldırdım. Kardeşim, tarlanı sürdüğün traktörünün mazotundan vergiyi kaldırdım. Ama bu zaten bildirgelerine bile giren öneriler değil mi aslında? Hayır, bunları koy. Mazotu 1500 lira yapacağım. Yani, mazotu hani... 1500 lira yapmayacağım. Ben yapmam. Dünyada da mazot 1500 lira değil zaten. Mazotu 1600 lira yapmayacağım. Ama ben şunu yapacağım. Traktörün deposuna mazot alıyorsan kardeşim, ÖTV, KDV ödemeyeceksin.
Bir Çerdöver'in deposuna mazot alıyorsan ÖTV KDV ödemeyeceksin. Niye? Çünkü ben buğdayı sen üret istiyorum. Ukrayna'dan, Rusya'dan her yıl 18 milyar dolar verip de buğday, arpa, yulaf, nohut bilmem ne satın almayalım. Kendi çiftçimize verelim. Yani program somut, net, dokunur şekilde peki olmalı. Peki sizin bu düşündüklerinizi iktidar ya da işte Tarım Bakanı'na sesleniyorum dediniz ya, işte ben olsam bunu yapardım. Evet. Yani yapmaz. Bu yöntem düşünülmüyor mu yoksa yapmaz, yapılmıyor mu? Yapamaz. Yapamaz. Neden? Çünkü biliyor musunuz? Yapamazlar. Çünkü bir, onların ithalatçı bir gruba verdikleri ödünler var. İktidar olurken ya halka dayanırsınız ya da bir yerlere dayanırsınız. Halka dayanırsanız benim gibi böyle rahat konuşursunuz. Halkın beklentilerini karşılarsınız. Hı hı. Ama bir yerlere dayanır da bir yerleri sizi iktidar yaparsa, o zaman mesela Balıkesir Susurluğa bir fabrika kurdurtturursunuz. Halkınıza kanserojen şeker satarsınız. Şeker fabrikalarınıza da dersiniz ki pancar üretmeyeceksin, alkol üretmeyeceksin, küspe üretmeyeceksin, yem üretmeyeceksin, maya üretmeyeceksin. Böylece şeker pancarı üreten köylüye de diyeceksin ki kardeşim kusura bakma, senin pancar ekimi alanını daralttım, sana pancar ürettirmiyorum. Niçin? Çünkü seni iktidar yapanlar sana diyorlar ki seni iktidar yaptırırız ama Türkiye'de şeker pancarı ekimine sınır koyacaksın. Kota koyacaksın. Benim AC şekerim, yani benim glikozlu kanserojen nitelikteki şekerim Türkiye'de satılacak. Şimdi örnek, Fransa'ya 1 gram o şekerden girebiliyor mu? Giremiyor. Bundan 20 yıl önce Fransa ile Türkiye Avrupa Birliği'nin iki rakip şeker üreticisi ülke Elif Hanım. Bunlar bilgiyle söylüyorum. Yani öyle tesadüf değil. 20 yıl önce Avrupa'da en çok şeker üreten ve ihraç eden iki ülkeyiz. Birisi Fransa, birisi Türkiye. Bugün Fransa'ya 1 gram o bahsettiğim glikoz bazlı, nişasta bazlı şeker giremez. Ama Türkiye maşallah yol geçen an oldu. Obezite Türkiye'de, obezite büyük bir problem haline geldi. Kanserojen hastalıkların büyük bir kısmı bu şeker türevi kullanımlarından kaynaklandı. Şimdi işte size program anlatıyorum. Ya bunlar insanlara dokunan şeyler Elif Hanım. Bunlara dokunduğunuz sürece siyasetçi karşılık buluyor. Zaten siyasetten beklenen de bu. Eskisi gibi, hani şimdi diyoruz ya, bu pandemiden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Olmayacak olan en önemli şey şu Elif Hanım. İyi nutuk atıp mangalda kül bırakmadan şiirler okuyup bilmem ne yapıp siyaset yapma dönemi kapanmıştır. Artık bilim, bilimsellik, program, araştırma, proje bunlarla Türkiye'ye yürüyecek. Dünya da bunlarla yürüyecek. Yani devlet planlama teşkilatını kapatmış bir siyasi iktidarla rastgele projeler ortaya koyup hava meydanının ortasına, pistin ortasını kırıp da oraya hava meydanı yapan bir iktidarla halk yürümeyecek artık. Bunun nedenini sorgulayacak. Kendisini tatmin edecek cevap verilmediği zaman bedelini kendisinin ödediğini gördü. Canıyla ödüyor insanlar. Şimdi siz hani tüfek, mikrop ve çelik örneğini verdiniz ya, demiş ki bir izleyicimiz belgeseli varmış, kitabını hani okumaya üşeniyorsanız belgeselini izleyin. Duyduğuma çok sevindim, ben de izlemek isterim. Ben de bir bakacağım birazdan. Öyle bir belgeseli de varmış, onu da hatırlatalım. Peki şimdi aslında o kadar çok konu var ki, bu arada 42 dakika olmuş. Serik'teki olayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu 500 bin bir rüşvet olayı çıktı. Bilginiz var mı o konuda sizin? Yani halen bakanlar, yani Dışişleri Bakanı, Turizm Bakanı sessizliğini koruyor. İşte Serik Belediyesi'nde bir para alındığı ortaya çıktı ama sessizlik devam ediyor. Bunu da söyleyen belediye başkanı oldu. Efendim, WikiLeaks yani belgeleri, AK Partili belediye başkanı WikiLeaks oldu. Belgelerindeki yolsuzluk ve rüşvete ilişkin banka kayıtları biliyorsunuz dünyada büyük ses getirdi. Hı hı. Dünyanın birçok ülkesi bunlarla ilgili soruşturmalar açtı. Adı geçenlerin mal varlıklarına ilişkin ve buna ilişkin sorumluluklarına yönelik birçok hukuki süreç başlatıldı. Bakın WikiLeaks'ten bahsediyorum. Daha yıllar öncesi, yani 2008. 2008'deki WikiLeaks'te adı geçen ülkelerden birisi de Türkiye. Türkiye'de de büyük bir yolsuzluk zinciri WikiLeaks belgelerinde anlatıldı. Ama WikiLeaks belgelerinin %6'sı, en çok oranı Türkiye ile ilgili, biliyor musunuz? Hiçbir ülkeye o kadar bilgi, belge ayrılmamış. %6'sı Türkiye'deki yolsuzlukları anlatmış olmasına rağmen siz WikiLeaks belgelerinde adı geçen yolsuzluğa, adı karışanlarla ilgili bir soruşturma duydunuz mu? Yok. Bitmedi.
Panama Leaks diye daha sonra 2013'te yanılmıyorsam bir yeni bir evet, skandal daha çıktı. Hı-hı. Panama belgeleri Hı-hı. diye. Panama belgelerine ilişkin oradaki bütün dokümanların içerisinde Türkiye'den de 128 iş adamının adı geçiyordu. Yani kara para aklama, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk vesaire gibi bir dokümantasyon dünyada yayınlandı. Hindistan, Pakistan bunlara ilişkin, Hindistan'dan da bir grup iş adamı, bürokrat, siyasetçi bunlara ilişkin yargılandılar. Güney Kore'de bakanlar yargılandılar biliyorsunuz. Herkes ülkelerinde bunların müsebbiblerini yakalarını yapıştı. Hem hukuki olarak hem de siyasi olarak hesabını sordu. Türkiye'den kimse yargılandı mı? Devam edelim isterseniz. Şimdi Sayın Genel Başkan bu Man Adası ve ona ilişkin belgeleri açıkladı biliyorsunuz. O belgelerden dolayı kimse belgeleri inkar etmedi. Belgeleri bir kısım savcılar örtbas etme gayreti içerisine girdiler. Ama o zaman sanırım başbakandı. Erdoğan çıktı dedi ki yahu dedi para gelmedi. Para giden parayı anlamadı. Gelen parayı tam böyle bir tersini söyledi yani. Evet, tersini oradan söyledim. Para gelmedi. Şöyle gitti. Yani belgeleri inkar etmedi. Doğru. Para belge gitmiş gelmiş. Var. Tabii evet. Belge var. Şimdi sonra büyük bir yargılama süreci biliyorsunuz genel başkanla ilgili çok ciddi bir tazminat davası. Hı-hı. Arkasından bu defa aynı yargı dedi ki belgeler gerçektir. Şimdi belgeler gerçekse buna ilişkin bir soruşturma var mı? Yok. Yok. Yani Türkiye'de AKP iktidarının yolsuzluklarla ilgili temel ikrarı şurasıdır. Şimdi can alıcı belgeyi söyleyeceğim. 2015 yılı yanılmıyorsam Aralık ayında yayınlandı. 2015 yılı Avrupa İlerleme Raporu. Evet. Avrupa Birliği İlerleme Raporu. İlerleme raporunu alın. Yarısına yakını. Bir izleyiciler de şuna bir baksınlar. Yok, hani ya bu var. Muhalefet hı hı. iddiası gibi düşünmesinler. İlerleme raporunu ilerlemeden sorumlu bakan yayınlıyor. Yani Avrupa Birliği ile oturuyorsunuz, müzakere ediyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Tamam bunlar var, bunu yayınlayalım. Avrupa Birliği'nden sorumlu bakanın yayınladığı, yani AKP'li bakanın yayınladığı rapordan bahsediyorum. Raporun yarısında diyor ki Türkiye gırtlağına kadar yolsuzluğa bulaşmış bir ülkedir. Bu ülkede yolsuzluk, rüşvet, bürokraside adam kayırma, işte bir sürü menfaat çeteleri TRT'de olduğu gibi, devlet hava meydanlarında olduğu gibi, TK'de olduğu gibi belgeli Sayıştay raporlarına yansımış ama yolsuzluklar. Ama sonra ne demiyor? Tanımıyoruz bu raporu, kınıyoruz aynen. gibi şimdi bu ayyuka gelmiştik. Çıkmış yolsuzluklarla ilgili savcıların duyduklarına tanık oldunuz mu? Savcılar bir şey duydular mı? Savcılar bir tek şey duyarlar. Tweet attıysan yandın, içeridesin. İşte. Bunların üzerine gittiysen Murat gibi, Barış evet, gibi yani. Murat sonuçta. Gibi yolsuzlukları belgelerde yazarsan, Barış gibi bunların üzerine gidersen, tüyü bitmemiş yetimin hakkını arıyorum dersen o zaman bir dakika derler ya. Bir dakika. Seni bir içeri atalım biz de. Ya da televizyonlara gelen cezalar işte. Aynen, yani, aynen öyle. Bu sözleri dillendirmek de hem sizin söyledikleriniz, konukların söyledikleri hem bizim söylediklerimiz. İşte Barışların, arkada meslektaşlarımızın, Murat Arel'in onları da buradan selam bunu olsun diyelim. Bunu hep sonsuz sanırlar. Yani bu iktidarda kalmayı hep sonsuz zannederler. Ama biliyorsunuz en son Ülke TV'deki olayı. Evet. Ne diyeceksiniz ona? Ya ben ona yorum yapmayacağım. O seviyesini anlatmış. Onun komşuları ona gerekeni söylemişlerdir. O seviyesini anlatmış. Bu FETÖ'cülerin hepsi aynıdır. Bu FETÖ'cülerle ilgili gerçek FETÖ'cüler bunlar Bukalemu gibiler. İktidara en büyük yalakalığı yapanlara dikkatli bakın. Geçmişine dönüp baktığınız zaman büyük bir FETÖ organizasyonu yalnız içerisinde olduğunu. Bülent Arınç'ın sözlerinde duydunuz değil mi? Böyle bir konuşma yapması için aklının olmaması lazım. Bülent Arınç'la ilgili görüşümü çok net söyleyeyim. Bülent Arınç ben Kızılay Hukuk Müşavirliği yaptığım dönemde Kızılay'ın yetkilerini o kan toplama, yardım toplama yetkilerini alıp o dönemki FETÖ örgütüne vermek için çok mücadele etti. Yasa tasarısını da hazırladı. Biz ona engel olmak için çok mücadele ettik. O Bülent Arınç meclisin mutfağındaki, meclis lokantalarındaki meclise ait olan bazı eşyaları Kızılay'a bağışlayacağı yerde gitti, bölüştürdü. Yarısını o FETÖ'cü örgüte verdi, yarısını Kızılay'a verdi. Onun için Bülent Arınç'ın benim gözümde söylediklerinin bir değeri yoktur.
Peki bu tepkiler de dinmiyor. Gerçekten bu skandal sözleri diyelim. Bugün CHP lideri de bu meczupları gündem yapmak yanlış ifadelerini kullandı. Bu arada RTÜK üyesi İlhan Taşçı da Sevda Noyan'ın o sözleri sarf ettiği programın RTÜK tarafından üst kurul gündemine alınması için de bir dilekçe verdi. O da önümüzdeki günlerde netleşecek, gündeme alınacak mı Vallahi acaba? Vallahi bu Taşçı'yı kutluyorum ben. İlhan Taşçı'yı gerçekten kutluyorum. Onun görev yaptığı dönem içerisinde sanki tek başına. Yani orada bizim başka da üyemiz var. Yeni seçilen üyemizden önce de başka bir üyemiz vardı. Çıtları çıkmıyor. Bir tek İlhan Taşçı. Mücadeleden bir tek orada İlhan Taşçı. Kutluyorum onu. Gerçekten tek başına inanılmaz, namuslu, dürüst, ahlaklı, yasalara da sahip çıkacak bir şekilde büyük bir kararlılıkla mücadele ediyor. Helal olsun. Kutluyorum onu. Bakalım şimdi gündeme alınacak mı? Ve çok az bir vaktimiz kaldı. Varlık fonunu soracağım size. Niye? Çünkü meclis ve Sayıştay denetiminin neden yapılmadığını. Harika. Bu varlık fonu hikayesine bayıldım ben. Şimdi bu varlık fonunu yapıyorlar Elif Hanım. Denetleme yetkisini de meclisten kaçırıyorlar. Diyorlar ki özel bunlar şirkettir. Devlete ait ama bunlar özel şirketler. Canım BOTAŞ AŞ, işte Türk Hava Yolları AŞ, Ziraat Bankası AŞ, Halkbank AŞ, işte bilmem Çaykur AŞ gibi bir sürü kamuya ait en karlı şirketlerimizi bu varlık fonunun içine koyuyorlar. Bunları Sayıştay denetlerse hırsızlıklar ortaya çıkıyor. Ya o zaman bu denetlettirmeyelim bunu, ne yapalım? Özel sektöre denetlettirelim. Mecbur denetlemek zorunda çünkü bunlar da borsaya açılmış olanlar var. İşte Türk Hava Yolları borsada, Ziraat Bankası, Halk Bankası borsada. Bunların doğal olarak denetlenmesi lazım. Şimdi bir şirket bu denetlenme işini üstlenmiş. Şirket denetlemiş. Denetleme raporu ortaya çıkmış. Şirket diyor ki vallahi denetleyemedik ama paramızı aldık. Niye? Çünkü diyor ki denetlemek için yeterli ve gerekli belgeleri, dokümantasyonu istedik, vermediler. Vermediler. Yani biz belgeleri verilmedi. Alamadık, kusura bakmayın ama kendi paramızı kurtardık. Denetleme işini yapamadık, bilginiz olsun, paramızı alma işini becerdik. Şimdi bu tam bir AKP düzeni. Sorun yok yani paralar alındı. Varlık fonunda ne olmuş? İşte Çaykur, Türkiye'nin en karlı şirketi. Bakın üretiminde bir düşme yok Elif Hanım. Üretiminde düşme yok. Pazarında bir düşme yok. Yani Çaykur ne kadar çay satıyordu? Şimdi ondan %10 daha fazlasını satıyor. Fiyatının üzerine %38 zam gelmiş. %38 zamda satmış ama gel gör ki 650 milyon zarar etmiş. Ya nasıl olmuş bu? Bunun izahı var mı? Bunu birisi denetlesin. Denetleyen diyor ki kusura bakmayın belgeleri vermiyorlar, ben de denetleyemiyorum. Peki paranızı aldınız mı? Denetleme evet, paramı aldık. Aldım diyor. Evet. Düzen, iyi bir düzen. Evet, bu şirketin denetim raporunda biz paramızı aldık ama denetlememize izin verilmiyor. Verilmedi ifadeleri var. Evet. Peki son 1-2 dakikamız koronaya ilişkinde hemen alalım görüşlerinizi. Gerçi 1-2 dakikada anlatılmaz ama sizin çok uyarılarınız vardı zaten başından itibaren. Evet, çok teşekkür Nasıl ederim. Nasıl gidiyor mücadele bu, tabii, sizce? Bu çok şöyle Elif Hanım, korona ile ilgili yani bu virütik hastalıkları ve salgınlarla ilgili çok emek verdik. Biz sevgili Ercüment Ovalı ile Kızılay Kan Bankası'nın, Kızılay Kan Kanunu'nun yapılırken, daha doğrusu Kan Kanunu yapılırken de görev aldık orada. Bu kanunu tümüyle biz yaptık ve Ercüment Ovalı hocanın danışmanında yaptık. Bütün bu pandemiyi öngörerek yaptık bunları. O gün yani 2008 yılında ne öngördüysek bugün hepsi gerçekleşti. Bunu uzun uzun bir gün konuşmak isterim. Bu pandemi konusu yani o dönemde 3 yıl gece gündüz çalıştığımız bir konudur. Yanlış olan bir şey var. Birçok doğru şey var ama yanlış olan bir şey var. Onu derhal düzeltmelerini tavsiye ediyorum. Şimdi Türkiye'de çok önemli bir yönetim kabiliyeti olan kurumlar var, firmalar var, kişiler var, şahıslar var. Bir taraftan da devlet düzeninin ve düzenin de işlemesi gerekiyor. Şuna izin vermeleri gerekiyor. Türkiye'nin çok donanımlı, akrediti olmuş laboratuvarları var. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Anadolu'nun dört bir tarafında. Çok yetkin laboratuvarlar var. Bu banka yöneticisi olur, şirket yöneticileri olur, fabrika yöneticileri olur, fabrikalarındaki insanlar olur. Bu şirketler bu akrediti olmuş laboratuvarlarla oturup anlaşabilirler. Ücretini kendisi öder. Orada bir bunların pandemi COVID-19'u geçirip geçirmedikleri, bunlara ilişkin gerekli testlerin yapılması ve bu taramanın yapılmasına izin verilir. Yani bu Sağlık Bakanlığı yük olmaz. Ve bunları Sağlık Bakanlığı denetler. Bunların bilgileri Sağlık Bakanlığı'nın
elektronik ortamında kayıt altına alınır. Böylece zaten antikor üretmiş olan insanlar işlerine geri dönebilirler. Yani bir taraftan nüfusu azaltabilirsiniz, taradığınız alanı daraltabilirsiniz, devletin yükünü azaltabilirsiniz, Sağlık Bakanlığı yükünü azaltabilirsiniz. Diğer taraftan da düzenin devamını sağlayabilirsiniz, ekonominin devamını sağlayabilirsiniz. Onun için yani akredite olan laboratuvar sayısını arttırmayıp, bunlara yetki vermeyip, İşte ben testi yaptırmam kardeşim sana diye dağıtmakla maskeyi dağıtamamak arasında aynı kafa. Bu büyük hata. Müsaade edin, çok yetkin üniversitelerimiz var bizim. Laboratuvarları çok yetkin. Bu konuda donanımı akredite olmuş kurumları belirleyin. Bunlar yapsınlar. Peki. Bir an önce madem hayata döneceğiz, gerçekten yani vücut antikor üretmiş mi, bu hastalığı geçirmiş mi, geçirmemiş mi insanlar gelsinler, kendileri geçirmiş olan insanlar belgelerini alsınlar, hayatlarını normale dönsünler. Peki, önemli bir uyarıydı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Evet sevgili izleyiciler, tabii gün içinde gelişmeler de var. Akşam haberlerimizde saat 18.30'da izleyebilirsiniz ayrıntılarıyla. İyi akşamlar.